alkış rica ediyorum. Miss and Mr. Model of Turkey yarışmasının dereceye girenleri, dünya güzelleri, dünya yakışıklıları, sabaha böyle bir başlangıç yaptık. Efendim ekranları başındaki herkese böyle bir günaydın demek istedik. Gözümüz gönlümüz açıldı. Alkışlarla sizi böyle öne doğru almak istiyorum. Öyle gerilerde bırakmam. Ben bir ara alkışlıyordum. Sonra unuttum. Ama çünkü bayağı bir geriye gittim. Yani ne kadar geriye gittiğimi şimdi anlatmayayım ama çok maziye gittim. Ve ne kadar heyecanlı olduğunuzu herhalde şu anda bu stüdyoda bir Akif anlıyordur, bir ben anlıyorumdur diye düşünüyorum. Hoş geldiniz öncelikle. Ben size mikrofonlarınızı vereyim. Elden ele şöyle bir tane erkeklere vereyim. Erkekler arasında paylaşırsınız. Bir de şöyle başlayacağım. Kendinizi tanıtır mısınız? Miss and Mr. Turkey yarışmasının üçüncüsüsünüz. Evet. Değil mi? Bir kendinizi tanıtır mısınız? Elif Yüksel ben. Evet. Ha, geliyor geliyor. 19 Mayıs Üniversitesi'nde okuyorum. Samsun'dan geldim. Kaç yaşındasın? 20 yaşındayım. Nereden aklına geldi? Samsun'dan ya, kalktın, geldin buraya. Ne gibi hayallerim vardı? Benim çocukluktan beri hayalimdi. Hatta çocukluk idolüm sizdiniz. Yani hep sizi izleyerek büyüdüm. Çocukluk, bak ben ne kadar kısa kaldım ya. Niye böyle kısayım ben? Sizin boyunuz kaç? 1.80. Ha ben 2'yim, 82'yim. Bir saniye. O taç var onda, bir saniye. Onda taç var. Şey olmasın, şike olmasın. Evet. Yani hayalindi tam, ve evet, bir modellik yarışmasına evet, girmek için tabii ki de evet, hani güvenilir bir yere gitmek. En şimdi güvenilir de, ve en prestijli bu yarışma olduğu için bu yarışmaya katıldım. Ailen nasıl destekledi mesela? Ailem çok destekledi. Benim babam hiç istememişti de. Evet. Evet, babam istememişti. Ne dediler? Yani zaten biliyorlardı çocukluktan beri istediğim, hep defile izleyerek büyümüştüm. Hı-hı. Onlar da yani sağ olsunlar çok destek oldular. Oldu. Arkadaşlarım olsun, herkes çok destekledi. Kaç kişi vardı yarışmada? Yarışmada finalde 28 kişi. 28 kişi, 28 kişi, 14 kızı gördün. Evet. Hemen ne düşündün? Acaba ben bu 14 kişi arasından kaçıncı olurum diye düşündün? Sonuçta bir fikrin var modelliğe yani dair. Derece alacağımı düşünüyordum zaten. Evet. Hani almasam bile hani bu yolda ilerleyeceğime çok emindim. Çok güzel. Evet. Peki model mi olmak istiyorsun? Modellikten devam etmek istiyorum evet. Ya mesela Türkiye'de modelliği nasıl görüyorsun ve devam etmek istiyorsun? Mesela seni umutlandıran ne bileyim. Yani ben de işte şu kadar yıl şöyle yapmak istiyorum ne bileyim. Belki oradan oyunculuk yaparım gibi hayallerin de var mı? Oyunculuk tabii ki hayallerim arasında var ama daha çok kıyafet tasarım ve modellik üzerine. Çok güzel üzerine taşıyorsun. Teşekkür gerçekten ederim. Çok da güzel çok taşıyorsun. Ederim. Yolun açık olsun teşekkür öncelikle. Ederim. Üçüncü bey. Evet. Hepsi de kuzeye benziyor. Niye bana öyle geliyor şu an? Hepsi kuzeye benziyor gibi geliyor. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Kaç yaşındasın? 26 yaşındayım. 26. Hı-hı. Nereden çıktı modellik yarışmasına girmek? Modellik yarışması aslında istediğim bir şeydi. Katılmak istiyordum uzun zamandır. Çok destek oluyor mu böyle etraftan? Sen gir gir katıl katıl diye tabii, baskı mutlaka evet, oluyor değil mi? Biraz oluyor. Böyle uzun boylu ve yakışıklı evet, olunca. Aynen öyle. Üniversite okudum. Uşak Spor Bilimleri Fakültesi mezun oldum. Harika. Fitness eğitmeniyim. Orada çalışıyorum. Bizim patronlar 2008 bu yarışmaya katılmışlardı. Öykü Bulut Ösen Uysal. Evet. Ne olmuştu? Derece almışlar mıydı patronlar? Evet, ikinci olmuştu. Aa ne güzel. Evet. Onlar biraz referans oldu. Çok destek çıktılar. Şimdi fizik çok önemli değil mi? Kesinlikle. Tabii ki de yani illa işte kaslı olacaksın falan değil. Ha. Ama kıyafeti taşıyabilmek için bir proporsiyona ihtiyaç evet, var değil mi? Kesinlikle. Söyleyemedim. Proporsiyona ihtiyaç hı-hı, var. Sen kendine tabii ki bu konuda da şimdi mental açıdan da eminim çok güvendin. Hı-hı. Yarışmada üçüncü olacağını mı düşünüyordun yoksa hayır ben birinci de olabilirdim. Ama çok da önemi yok bunların bu yarışmaya girmek yani, ve işte yolumun açılması evet, önemli gibi. Benim için süreç önemliydi. Çok keyif aldım gerçekten. Çok güzel emekler verdiler. Çok güzel eğitimler aldık. Bu benim için önemliydi. Dereceye gireceğimi biliyordum zaten. 3 mü 2 mi onu pek net evet, tahmin edemiyordum. Tahmin edilemez bir şey. Geldim buradayım mutluyum. Evet. Bu şekilde. Çok güzel. Şimdi Türkiye'nin en iyi ikinci kadın modeline birlikte bakıyoruz. Hoş geldin. Mikrofonu verebilir miyiz? Ha, şöyle verelim. Şunu da şöyle yanımıza verelim. İkincileriyle konuşacağız. Önce sizle başlayalım. Buyurun. Merhaba öncelikle. Merhaba. Merve Sude Ötkün ben. Merveciğim nerelisin? Aslen Denizliliyim aslında. 2000 doğumluyum. Ama İzmir'de yaşıyorum. 2000 yani. Kaç oluyor ya? Kaç? 23 yaşındayım evet. Evet. 2000'de doğum mu olur ya? 2000 nasıl bir doğumda? Kaçlısın 2000? Evet. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okuyorum.
Aslında modelliğe girişim her zaman yani hayalimdi. Yani bir şeyleri taşımak, bir elbiseleri, tasarımları taşımak her zaman için hoşuma gidiyordu. Sen zaten muhtemelen bu yaşına kadar hep model gibi yürüdün. Yarışmaya katılmadan da önce. Çünkü hani fizik, ne bileyim işte saçlar, o aura, o şey. Sen de sadece podyumda değil, normal hayatında da herhalde herkes işte hani manken gibi kız dedikleri, değil mi? Model evet, gibi evet. kız dedikleri evet. bir şeydesin şu anda sen de. Değil mi? Evet. Peki. Yani dinleyelim. Etrafımdan böyle söylemler alınca ben de denemek istedim şansımı. Yani modelliği seviyorum, bırakmak istemiyorum modelliği. Hani devam edeceğim ama hani oyunculuk eğitimi de almak istiyorum. Hani akabinde, eğer evet. ki evet önüm açık olursa hani bir şekilde. Önünü kim açacak? Yani direkt kendin. Evet aslında her şey bana kendi bağlı. Kendi yolunu evet. kendin açacaksın. Öyle düşün. Evet. Tamam. Yani sen bu güzellikle, bu fizikle belki bugün burada ikinci oldun. Çünkü birinci de olabilirdin, üçüncü de olabilirdin ama yolunu sen çizeceksin. Ve evet, eminim hak ettiğin yolda güzelce o emin az önce attığın adımlar gibi yürürsün diye düşünüyorum. Teşekkür ederim çok. Çok güzelsiniz. Gerçekten gurur diyoruz hepinizle. Yarışma esnasında neler hissettiniz? Var mı yaşadığınız bir anı, bir heyecanlı, bir olay? Ay o seçiliyordu, şöyle oldu, ben böyle zannetmiştim falan filan gibi böyle şeyler yaşandı mı? Yani aslında şöyle, yarışmada hani derece yapabileceğime inanıyordum. Ama hani herhangi bir derece hani 1, 2 vesaire bunları çok fazla önemsemedim. Ve hani bilmiyorum sadece katıldım ve mutluyum bunun için yani. Çok güzel. Dünyada bizi temsil edecek misiniz? Sanırım birincimiz temsil edecek bizi. Ona da az sonra evet. geliyoruz. Türkiye'nin en iyi modeline az sonra geliyoruz. Beyefendiyle de konuş. Beyefendi dedim. 3 yaşında ama biliyorsunuz ki. Kaç yaşındasınız? 26. 26. Merhaba ben Mert Berkin Yoldaş. 26 yaşındayım. İzmir'de yaşıyorum. Bursa doğumluyum. Şu anda Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde okuyorum. İnsan kaynakları bölümü. Evet. Onun dışında sporla ilgileniyorum, fitnessle ilgileniyorum. Basket, ne güzel ya. Spor. Bütün gençlerimizden bunları duymak gerçekten çok güzel bir şey. Çoğu ben görüyorum şimdi gerçekten inanılmaz spora düşkün bir gençlik geliyor diye düşünüyorum ve çok mutlu oluyorum gerçekten. Hayaller neydi mesela bu yarışmaya katılırken? Hem derece anlamında hem de yarışmada derece alırsam hani bundan sonrasıyla ilgili hayallerin neler? Şöyle aslında derece alacağımı düşünüyordum, kendime güveniyordum açıkçası. Fakat daha sonra oyunculukla alakalı da birkaç isteğim vardı. Hı hı. Yani daha çok oyunculuk da istiyordum. Yani yeteneğimi öne çıkartarak oyunculuk üzerinde de devam etmek devam istiyorum. Devam etmek istiyorsun, evet. Çok güzel. Şimdi gelelim Türkiye'nin en iyi modellerine, değil mi? İstersen senden başlayalım, tamam, seni tanıyalım. Selin Soydan ben, 18 yaşındayım. İzmirliyim, İzmir'de yaşıyorum. Bu yıl Yaşar Üniversitesi'nde mimarlık fakültesini kazandım. Ne güzel. Evet. Önceden atletizm yapıyordum. Ne okudun? Atletizm yapıyordum önceden. Gerçekten atlettim. Mi? Evet. Ne? Sonra, çok güzel. Evet. 1,5 yıl önce falan bıraktım. Daha sonra hayallerimin peşinden gidip neden bir yarışmaya bıraktın? Katıldım. Çünkü hep manken olmak istiyordum veya televizyonda ya, olmak istiyordum. Hem öyle hem de önce üniversiteyi kazanmak önceliğimdi benim. Hı-hı. O yüzden üniversite sınavına hazırlandım. Hı-hı. Yoğun bir şekilde. Hı-hı. Sonra zaten sınavı kazanınca da hayallerimin peşinden gittim. Yani bu yarışmaya katıldım. Akif bir şey soracağım. Bu taçlar her geçen gün biraz daha, her yıl daha büyüyor mu? Yani kızın gerçekten boyu kadar bir taç takmışlar. Alalım gel Arif seni de alalım. Akif hala 750 yıldır adını söyleyemiyorum ki. Bu mesleğe başladığımdan beri benim hayatımda olan çok kıymetli bir insan. Bu önemli ve güvenilir yarışmanın aynı zamanda kurucusu ve aslında kızlara ve erkeklere de bir anlamda eşlik ediyorsun. Tavır olarak, hal olarak sadece o yarışmayı kurmakla kalmıyorsun. Ben bir mikrofon alabilir miyim şuradan? Birinizden alayım. Birazdan vereceğim. Seni de dinleyelim birazcık. Biliyorsun 23 yıldır yapıyoruz bu yarışmayı. Ve buradan gerçekten popüler olan şu anda sektörde oyunculuk yapan evet kişiler de var. Buradaki çok önemli nokta şu, biz aile gibi bakıyoruz. Yani onları benimsiyoruz ve onlara yol açıyoruz ve iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Yani karakterli olmalarını her anlamda destekliyorsunuz, evet, değil mi? Evet. Belki piyasayı anlatıyorsunuz, olabilecekler ihtimaller. Her şey, her şey. Artık o hayatı hazırlıyorsun. Spor ve devamlılığını sağlıyoruz. Evet, yani evet. Bir ajans olarak da sürekli onlara iş imkanları sağlıyoruz. Çünkü bu biliyorsun sen de modellikten geldiğimiz için hep bir iş imkanı olması lazım ki onlar tabii da bu devamlılığı sağlaması. Kendi sağlayabilsin. Evet, aynen. Şimdi Türkiye'nin en iyi erkek modeli burada. Onunla da sohbet etmek istiyorum birazcık. Hemen gitme lütfen. Buradan devam edelim. Buyurun. Bekliyor muydunuz birinci olmayı?
Şöyle tabii kendime güvenim vardı ama yani birinci, ikinci kim olur tabii ki bilmiyoruz. Yani kaç yaşındasınız? 18 yaşındayım. Nereden aklınıza geldi 18 yaşında yarışmaya girmek? Reklamları görüyordum, afişleri görüyordum. Katılmak istedim. Zaten hani modellik üstünden hani düşüncelerim vardı. Hı-hı. Üstünde hani oyunculuk yapabilirim, modellik yapabilirim diye kendime güvenim vardı. Hani başvurdum, elemeleri geçtim, jüri önüne çıktım, seçildim. Hı-hı. Oldu. Seçildim oldu diyemezsin. Yani birinci oldum en sonunda. Çok da mutluyum. Yolun açık olsun senin de. Çok teşekkür ederim. Ben böyle birebir hepsini tebrik ediyorum. Ama ufak bir sınavım var. Çok minik bir sınav. Hazır mısın? Ben onu düşündüm. Sen yapma. Çok minik yapma bir sınavım var. Hayır. Sizi alacağım yırtmaçlı olduğunuz için bir model olarak. Sizin de florunuzu alacağım. Herkesi geriye doğru alabilirim. Yandı ya kız yandı. Bitirdim kızı şu anda. Bak şimdi herkesi geriye alayım. Siz kalın. Tamam. Tamam bekleyin yanımda. Sizi geriye. Herkesi geriye alabilirim. Teşekkürler. Diyelim ki senin Merveciğim önünden yürüyen bir model vardı. Ve kendisine ait bir kuşağı veya kuyruğunun bir parçasını, herhangi bir şeyini senin tam yürüyeceğin yola düşürdü. Yani bu çok olabilecek bir şey. Doğru muyum? Çok vicdansızım ama yapacağım evet, bunu. Evet, ben şimdi... Hayır, olmaz öyle şey. İlk dersi burada alacak. Bir evet. Bir şey var. Bu arkadaşımızın hiçbiri modellik hayatında ilk defa buradalar. Ya mikrofonun yok bir de al kızları mı koruyorsun? Ben burada yardımcı oluyorum. İlk peki, tecrübesini tamam. Benden alacak. Öndeki model düşürdü. Sahneyi topluyoruz arkadaşlar provalarda. Bir şey söyleyeceğim. Böyle bir tiyo veremezsin şu anda. Kızın yırtmacı var. Hayır o bilir ne yapacağını. Gel. Peki, tamam. İçgüdüsel. Bak bunun doğrusu yanlışı yok. Bir kere oradan rahat edebilirsin tamam mı? Vay sen niye bunu böyle yaptın? Vay şunu yaptın demeyeceğim sana. Tamam. Sonra da ben hangisini yapardım refleks olarak onu göstereceğim. Ama inan bilmiyorum. Yani o anda yürürken senin yapabileceğin bir şey. Diyelim ki yürüyorsun, herkes sessiz olsun ve önüne bir önceki arkadaşının fları düştü ve almadan gitti olabilir. Düşüyor çünkü her şey. Yerler kayabiliyor, her bir şey olabilir. Evet. Şu durumda nasıl yürürdün, gelirdin bana gösterir misin? Tamam. Ve senden sonra da atıyorum 30 kişi daha yürüyecek. Buyurun, yürüyelim. Güzel, devam. Bu çok güzel bir davranış. Bence bu güzel bir refleks. Bir sürü alternatif var değil mi? Yani evet. Ya elini evet. Atırabilirsin. Evet. Yırtmacın olmasaydı eğilip alabilirdin. Veya yolunu değiştirdin ama sen bütün arkadaşlarına yolu açmayı tercih ettiğin için sana kocaman bir alkış. Vallahi helal olsun. Sadece kendini değil herkesi kurtardı. Türkiye'nin en iyi erkek ve kadın modelleri bu sabah Çağla'yla yeni bir gündeydi. Büyük alkışlar ve tebrikler. Yolunuz açık olsun. Buradan uğurlayabilirim sizi alkışlarla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.